Acaba? Enerji, evet, enerji kaynaklarımızdan da biri aynı zamanda. Doğru arkadaşlar. Su arkadaşlar gezegenimizdeki her canlı için büyük bir önem taşır. Yani su olmadan hayat da olmaz. Gezegenimizdeki canlıların hepsi suya ihtiyaç. Bu atıklar aslında doğaya olduğu kadar bütün canlılara da zarar veriyor. Geri dönüşüm, çok güzel. Pembeli arkadaşım. Maalesef içilebilir sulara ulaşamadıkları için böyle pis, kirli suları tüketiyorlar ve birçok hastalık da bu sularla beraberinde geliyor. Bu durumu yaşamak istemeyiz. Bu durumu yaşayan canlıları ve insanları da düşünmek zorundayız. Şu an biz çok şanslıyız. Musluklarımızdan temiz su akıyor. Lütfen bunun kıymetini bilelim ve bunun devamlılığını sağlayalım. Yani şimdi mesela çıkacağız, lavaboya gideceğiz. Bir arkadaşımız suyu boşa harcıyorsa lütfen onu güzelce uyaralım. Doğruyu anlatalım. Evimizde aynı şekilde abilerimiz, ablalarımız, annemiz ya da babamız da evdeki tüm bireylerimize, büyüklerimize uyarabiliriz bu konuda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün düzenli aralıklarla vermiş olduğu kuraklık haritaları var. İlimiz en son yayınlanan kuraklık haritasında olağanüstü kurak iller arasında yer almakta. Bunun hem ne yazık ki şu anda mevcutta olan iklimle alakalı bir sıkıntısı varken, yağışlarla alakalı bir durumu varken, bununla birlikte ilimizdeki hızlı nüfus artışıyla birlikte de ciddi problem yaşıyor durumdayız şu anda. Özellikle Suriyeli mülteciler ve bununla beraber en son yaşanan deprem felaketi sonunda ilimize yaşanan göçle birlikte su tüketimimiz ciddi oranda arttı. Bu da beraberinde bazı sorunları getiriyor. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim, her ne kadar ilimizin tabela nüfusu 2 milyon olsa da şu anda bir gerçeklik var ki bu 2 milyonun üzerinde yaklaşık bir 700 bine yakın vatandaşımız şu anda Mersin'de ikamet eder vaziyette. Bunların arasında dediğim gibi hem Suriyeli mülteciler hem savaştan, Rusya savaşından ülkemize gelen misafirlerimiz ve bununla yanında depremden etkilenen vatandaşlarımızla birlikte nüfusumuz neredeyse 2,5 milyonu bulmuş, belki de 2 milyon 700 bini bulmuş vaziyette. Bu da su tüketiminde beraberinde bir artışı getiriyor. Bizim en fazla pik dönem dediğimiz geçen yılki Kurban Bayramı dönemindeki su tüketimiyle kıyasladığımızda ortalama %15'lik bir artışı şu dönemde görebilir vaziyetteyiz. İlimizin biliyorsunuz %72'sine hitap eden Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisimiz ve Berdan Barajımız şu anda aktif olarak ve full kapasiteyle çalışıyor. Ama bununla birlikte Devlet Su İşleri'nin İvedilik'te Pamukluk Barajı'nı, İsale hattını ve arıtma tesislerini de bir an önce yapılandırıp devreye alması gerekmekte. Aksi takdirde daha büyük problemlerle karşılaşacağız. Biz neler yapıyoruz MESKİ Genel Müdürlüğü olarak? Bizim tüm kaynaklarımızı izlediğimiz, tüm içme suyu şebekemizi izlediğimiz, bununla beraber yine atık su arıtma tesislerimizi ve aboneleri izlediğimiz,
dediğimiz merkezi veri depolama sistemi dediğimiz SCADA sistemimiz aktif olarak devrede. Bu SCADA sistemiyle online müdahaleleri gerçekleştirip kaynaktan deşarja kadar suyu her basamakta izleyip kayıp kaçak oranlarını azaltıyoruz. Şehre belli zonlara böldük. Bu zonlarla beraber su tüketimlerini, arızaları düzenli olarak takibini yapıyoruz. Yine akıllı şehirler kapsamında akıllı sayaç uygulamasına başladık. Akıllı sayaç uygulamasıyla da yine kayıp kaçak oranlarını azaltıp su tüketimindeki rejimleri düzenli olarak takibini yapıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, her damla suyun ne kadar önemli olduğu bilinciyle arıttığımız atık suları da değerlendiriyoruz. Çünkü su tüketiminin biliyorsunuz oldukça büyük bir kısmı atık suya dönüşüyor. Bizim toplamda 25 tane atık su arıtma tesisimiz şu anda mevcut ve aktif olarak devrede. Atık su arıtma tesislerinde arıttığımız suların kalitesi son derece iyi olduğu için Türkiye'nin en büyük geri dönüşüm projelerinden bir tanesi olan Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'nde deşarj ettiğimiz suyu şu anda Soduay'la yaptığımız protokol çerçevesinde oldukça büyük bir kısmını, 4000 metreküp saatlik bir kısmını Soda'nın değerlendirmek üzere onlara vereceğiz. Böylelikle onların kullandığı temiz suyu azaltmış olacağız. Bu da su döngüsü ve su sürdürülebilirliği açısından bizim için son derece önemli. Yine diğer tesislerimizde de orta refüs sulamada benzer şekilde tarımsal sulamada kullanmak için de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kaynaktan deşarja kadar suyun ne kadar önemli olduğunu bilip gözümüz kulağımız sudan tüm çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Çok kurak iller arasında değerlendiriliyor. Tabii bunu normal hayatımızda vatandaş olarak biz de hissediyoruz. Yağmur yağışı olmuyor, kar yağışı yok. Yaylalarımıza baktığımızda aslında normalde beyaz olarak görmemiz gereken yerlerin aslında yeşil ya da kahverengi olduğunu görüyoruz. Tabii bu durum şu anda belki çok hissetmesek bile yazın su açısından ciddi sıkıntılar yaratacak bir durum. Bunun sebebi nedir diye bakacak olursak, global anlamda iklim değişikliklerini tanımlarken aslında biz bunun dramatik olan iklim olayları ile neticelendiğini ifade ediyoruz. Yani normalde olması gereken yağışların olmaması ya da zamanında olmaması, çok kısa zamanlarda çok yoğun miktarda yağışın gerçekleşmesi gibi olaylarla karşımıza çıkıyor. Bunun yanında işte su kaynaklarımızın dışında yangın vesaire gibi olaylar da benzer şekilde bu iklim değişikliklerinin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür durumlar tabii bizim insan hayatına doğrudan etki eden durumlar şeklinde hissediyoruz bunu hayatımızda. Bunun için tabii gerekli önlemlerin önceden alınması gerekiyor. Tabii bu iklim değişiklikleri bu bahsetmiş olduğumuz kuraklığa neden oluyor. Bu iklim değişikliğiyle mücadelede biz Mersin'de neler yapıyoruz ya da dünya genelinde neler yapılıyor ya da bireysel olarak neler yapabiliriz diye bakacak olursak, iklim değişikliğinin temel nedenlerinden birisi aslında fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanılması. Bu fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanılmasının önüne geçebilmemiz için bizim gereksiz enerji kullanımını ortadan kaldırmamız ve kullanmış olduğumuz enerjinin kaynağını da temiz enerji olarak tanımlamamız gerekiyor. Bunun dışında hayatta kullanmış olduğumuz her şey ya da yapmış olduğumuz her eylemin temelinde bir enerji bulunuyor. Yani enerji harcayarak yapıyoruz. Yürürken de, bir yere giderken de, bir evi yaparken de, bir ürün üretirken de, bir gıdayı üretirken de, pişirirken de hep bir enerji harcıyoruz. Ve bu kullanmış olduğumuz enerji fosil yakıtlardan gelirse iklim değişikliğini hızlı bir şekilde tetikliyor. Bireysel olarak bizim o zaman bu iklim değişikliklerinin önüne geçebilmemiz için ve bunun sonuçlarından biri olan kuraklığın da ortadan kalkabilmesi için gereksiz olan tüm tüketimleri aslında bir an önce ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bizim Mersin'deki kullanmış olduğumuz kentteki tüm kentteki kullanmış olduğumuz suyun büyük bir kısmı, yaklaşık olarak %70 civarındaki kısmı ilimizin en büyük barajı olan Berdan Barajı'ndan sağlanıyor. Bu Berdan Baraj Havzası'nın iki tane eş havza olarak ifade edebiliriz. Batı kısmında da Pamukluk Barajı Havzası var ve burada bir baraj inşa edildi, su tutmaya başlandı. Bunun bize nasıl bir etkisi olabilir diye bakacak olursak, Pamukluk Barajı'nda bir an önce bir içme suyu arıtma tesisinin yapılması ve buradaki ishale hatlarının inşa edilmesiyle birlikte biz kente enerji kullanmadan içme suyu verme imkanına sağlayacağız belirli bölgelere. Çünkü Berdan Barajı'ndan biz kentimizdeki belirli kotlardaki insanların yaşamış olduğu alanlara suyu göndermek için pompalar ve terfi istasyonları kullanıyoruz.
Bu kullanmış olduğumuz bu pompalar ve terfi istasyonlarında da enerji yakıyoruz. Bu enerji de yine iklim değişikliğine etki ediyor. Burada kullanmış olduğumuz enerji. Fakat Pamukluk Barajı'nı eğer biz içme suyu arıtma tesisini yaparsak cazibeli akışta herhangi bir terfi istasyonu kullanmadan Berdan'dan enerjiyle göndermiş olduğumuz noktalara suyu aslında cazibeyle göndereceğiz. Bu oldukça önemli bir şey. Aynı zamanda Berdan Barajı'nın bir yedek barajı gibi de ifade edilebilir. Yani birine herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda diğer barajımız bizim kentte verilecek olan içme suyu noktasında kurtarıcımız olacaktır. Bu açıdan da Pamuk Barajı'nın bir an önce arıtma tesisinin, içme suyu arıtma tesisinin yapılması ve devreye alınması oldukça önemli. Biz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi olarak Mersin ilinin Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı çalışmasını TÜBİTAK'la birlikte yürütüyoruz. Ve bir 6 aylık süre içerisinde bu sonuçlanacak. Bu çalışma kapsamında ilimizdeki iklim değişikliğiyle mücadele noktasında ya da iklim değişikliğine uyum noktasında yapacağımız çalışmalarla ilgili bir durum tespiti yapılıyor SEKAP'ta. Genel olarak işte binaların durumu, enerji kullanımlarının durumu, işte yollarda kullanmış olduğumuz araçların durumu. Yani kentteki bütün enerji tüketimiyle ilgili olan bütün alanlarla ilgili bir durum tespiti gerçekleştirilecek. Ve bu durum tespitinin sonunda bazı eylemler belirlenecek. Bu eylemler yapıldığı zaman kentteki enerji tüketimini minimum düzeye indirmek, karbon emisyonunu, doğaya salınan karbon emisyonunu minimum düzeye indirmek için bazı eylemleri gerçekleştireceğiz. Ve böylece de iklim değişikliği ile mücadele diyebiliriz ya da uyum diyebiliriz ya da azaltım diyebiliriz. Bu çalışmaları gerçekleştirmiş olacağız. Kentteki vatandaşlarımızın da bu noktada yapabilecekleri üzerine düşen faaliyet nelerse bunları da onlara bildirmiş olacağız. Vatandaşlarımız da bireysel olarak kendi üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirdiklerinde kamu kurumları, işte belediyeler, sivil toplum örgütleri bir bütün olarak bu işi yapmamız gerekiyor. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele ya da azaltım konusu bireysel olarak ya da bir kent ölçeğinde ya da bir ülke ölçeğinde yapılacak bir şey değil. Bu global bir şey. Hep birlikte dünya üzerinde yaşayan bütün insanların, bütün işte ülkelerin, kentlerin birlikte adım atması ile sonuca ulaşacak bir şey. Yaklaşık olarak 20 gün önce yaşamış olduğumuz deprem çok acı bir tablo çıkarttı karşımıza. 10 ilin doğrudan etkilendiği, işte hatta sonunda bir il daha eklendi, 11 ilin doğrudan eklendiği dünyanın en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. Tabii bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın da oradan çıkma imkanlarını buldukları noktada ilk geldikleri il de Mersin. Biz bu kentte yaşayan insanlar olarak gündelik hayatımızda bunun farkına zaten varıyoruz ama bunu bize gösteren veriler de var. MESK Genel Müdürlüğümüzün su kullanım istatistiklerindeki değişimi değerlendirdiğinde yaklaşık olarak %15 civarında bir artışın olduğunu ifade etti ki bu işte 300-350 bin, 400 bin ekstra nüfus anlamına geliyor. Zaten kentimizde yaklaşık olarak bir 300 bin, 350 bin, 400 bin farklı ifadelerle başka ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Bunlarla birlikte depremden gelen vatandaşlarımızla birlikte aşağı yukarı 700-800 bin civarında ekstradan nüfus bu kentte şu anda yaşıyor. Tabii bu kolay bir şey değil. Bu kentteki altyapı, üst yapı hizmetlerini oldukça ciddi bir baskı altına almış durumda. İşte kuraklık yaşadığımız şu günlerde Mersin'in üzerinde 700 bin ekstra nüfusun oluşturmuş olduğu baskı sonucunda su konusunda ciddi sıkıntılar çekeceğimiz aşikar. Demin de ifade ettiğim gibi Pamukluk Barajı'nın devreye alınması, işte tasarruf, su tasarrufuyla ilgili tedbirlerin devreye alınmasının oldukça önemli olduğunu gösteren bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.